Kampana Nisan Gündem programından herkese merhaba. Evet, biliyorsunuz haftada bir Kampana'da yapmış olduğum programla sizlerle buluşuyoruz. Genellikle Türkiye'de öne çıkan siyasi başlıkları konuşuyoruz ama çok da konu sınırlamamız yok. Gündemde ne varsa konuklarımızla birlikte değerlendiriyoruz. Peki bugün ne konuşacağız? Bu akşam ne konuşacağız? Şöyle küçük bir hatırlatma yapacağım. Sonra hemen konuğumu çağıracağım. Belki ben uzun konuşursam niye bu kadar uzun konuştun da hemen konuğunu çağırmadın diye kızabilirsiniz. Şöyle Sedat Peker diyelim. Sedat Peker evet hepimizin aslında bildiği bir mafya lideri Türkiye'de ve 2020 idi yanlış hatırlamıyorsam. 2020 yılına kadar Sedat Peker'le ilgili aslında hepimizin az çok bildiği şeyler vardı. Fakat birden videolarla karşımıza çıktı ve isyan ediyordu. İçeriğini hepiniz biliyorsunuz, bunu detaylandırmama gerek yok. Son videosundan sonra aslında Türkiye yerinden oynatacak şeyler söyleyeceğini düşündük ki öncesinde aslında söylediği şeyler elbette ki bir ülkenin yerle bir olmasına bile neden olabilecek şeylerdi. Fakat çok da ciddiye alınmadı. Özellikle hukuki açıdan Sedat Peker günün sonunda sustu. Kısa bir süre önce bir belgesel gördük. Evet, belgesel kimindi? Can Dündar'ındı. Türkiye'deki derin devleti ve özellikle Sedat Peker sürecini inceliyordu. Can Dündar konuğumuz, hemen alalım. Merhaba. Merhaba Zübeyde, iyi yayınlar olsun. Çok teşekkür ederim. Öncelikle zaman ayırdın. Eminim ki çok Memnuniyetle. yoğunsundur. Çok tutmayacağım seni ama benim kadar Türkiye'deki herkesin merak ettiği pek çok soru var bu belgeselle ilgili. Öncelikle ben şunu merak ediyorum. Sedat Peker'in ölüm listesindeydin. Hepimiz biliyoruz bunu ve aslında bu bütün Türkiye tarafından da bilinen bir şey. Günün sonunda ölüm listesinde olduğun bir mafya liderinin belgeselini yaptın. Belki de gazeteciliğin cilvesindendir bu ama Doğru. sen elbette ki daha iyi özetlersin. Özellikle gazeteci adayları için biraz da bir gazeteci bakış açısıyla bu durumu değerlendirmeni rica edeceğim. Tabii teşekkür ederim öncelikle yayını aldığın için. Ya şöyle ben Silivri'deydim. Avukatım hiç unutmuyorum şeyi getirmişti Sedat Peker'in yayınladığı mektubu. Orada işte öldürülmeyi hak ettiğimi, işte yaptığım haberden dolayı vatana ihanet vesaire. Ve işte hani Silivri çıkışında oradaki en yakın ağaca asılacağımı ve Erdoğan'a dua etmemi, yoksa Erdoğan olmasa şimdiye çoktan idam edilmiş olacağımı falan söylüyordu. Tabii yani hani ciddiye alınması gereken bir tehdit sonuçta, hani Sedat Peker gibi bir isimden geliyor. Nitekim hani bir saldırı da oldu, biliyor herkes, işte adliye çıkışında vesaire. Yani fakat hani derler ya, kaderin garip cilvesi, işte hayat döndü dolaştı Sedat Peker'i de hükümetin aranlar listesine koydu ve bir tür muhalif pozisyonuna getirdi. Şimdi ve bana da işte bu sefer onunla ilgili, daha doğrusu onun videoları ile ilgili bir video yapma, bir belgesel hazırlama misyonu düştü diyelim. Yani şöyle söyleyeyim, sonuçta biz gazeteciyiz. Yani sen de çok bu mesleğin hem kahrını çekmiş hem en iyi şekilde yapmış isimlerden birisin. Yani bizim görevimiz bilgi toplamak, bizim görevimiz halkı bilgilendirmek, bizim görevimiz haberin peşinde koşmak. Haber kimin elinde? Bu ikincil önemde. Yani haber neredeyse orada olmak zorundayız. Dolayısıyla Sedat Peker'in elinde çok önemli haberler vardı, çok önemli bilgiler vardı ve bu bilgileri elde etmek o kadar kolay değil, hepimiz biliyoruz. Ve bunu anlatmaya hazır birini bulduğun zaman elbette ondan bilgi alırsın. Ve benim için beni zamanında tespit etmesi ikinci önemli. Birinci önemli olan şey onun vereceği bilgiler, ondaki dokümanlar, ondaki belgeler, ondaki tanıklık. O yüzden de hiç bir an bile düşünmedim. Yani Sedat Peker'in daha önce benimle ilgili söylemiş olduğu şu var, bu var diye. Yarın Erdoğan olsa, konuşmak istese koşa koşa gidip konuşmak isterim. Yani burada bizim kişisel pozisyonumuzun hiçbir önemi yok. Biz burada kamu adına bir yayıncılık faaliyeti yapıyoruz, bir meslek icra ediyoruz ve onların söyleyeceği, onlar söylemeye hazırsa bize düşen bunları nakletmektir. Ama burada ikinci problem geliyor. Belki konuşuruz istersen.
Ama ne kadar güvenilir? Tabii gazeteciliğin ikinci boyutu orada geliyor. Yani bütün bu söylenenleri olduğu gibi aktarmak da gazetecilik değil. Çünkü burada işte intikam duyguları rol oynuyor. Burada işte belki çarpıtmalar söz konusu olabilir vesaire. O yüzden sadece gazetecinin görevi oradan alıp nakletmek değil, bütün bunları elbette bir süzgeçten geçirmek, doğrulamak, tanıklarıyla konuşmak, belgeleri incelemek, karşı tarafa söz hakkı vermek. Bütün bunları da yaptıktan sonra elbette haber değeri kazanıyor. Aslında biraz önce değindiğin noktada Türkiye'de çeşitli tartışmalar yürümüştü bu noktada. Yapmış olduğun açıklama o tartışmaları da aklıma getirdi. Şunu merak ederim Can Dündar, bu belgeseli yapmaya karar verdikten sonra öncesini de merak ediyorum aslında. Hiç Sedat Peker'le temas kurdunuz mu, konuştunuz mu? Bu aşamada öncesinde veya belgesel yayınlandıktan sonra. Yani haber yolladık. Açıkçası ben röportaj yapmak istedim. Tabii ki her gazeteci ister. Ama biliyorsun üzerinde bir blokaj var. Yani hiçbir şekilde basınla temas kuramıyor. Kurmasına izin verilmiyor. O yüzden dolaylı temasta olduk. Ama açıkçası çok büyük ihtiyaç da hissetmedim. Çünkü zaten Peker söyleyeceklerini büyük oranda söyledi. Yani o 9 videonun iyi analiz edildiğinde verdiği mesaj çok ortada. O yüzden biraz açıkçası hem derli toplu bunları anlatalım. Neye tanık olduk biz onu anlayalım bir belgesel bünyesinde. İkincisi daha önemlisi tabii Alman kamuoyuna yönelik bir belgeseldi bu. Bir Alman kanalında yayınlanıyor. Onların hiç bilmediği bir şey. Onlara bir de anlatalım meselesiydi. Dolayısıyla hani Peker'in vereceği ekstra bir bilgiye çok ihtiyaç duymadık bu aşamada. Belgesel yayınlandıktan sonra bir geri dönüşü oldu mu? Olumlu veya olumsuz herhangi bir mesaj? Olmadı. İyi ki de olmadı aslında. Açıkçası yani ne söylese bizim için zor bir durum. Hani çok beğendiğini açıklasa o bir sevimsiz bir durum. Yok hiç beğenmedim dese o da bir sıkıntılı bir durum. Açıkçası hani haber yollamak bile istemedik. Sonuçta onunla ilgili bizim onu nasıl gördüğümüzle ilgili bir şey. Ve burada bir denge gözetmeye çalıştık. Yani Peker'in mazisi ortada, bizimle ilgili söyledikleri ortada. Özellikle benimle ilgili söyledikleri bence bizim belgeselimize çok daha bir inandırıcılık kazandırdı. Çünkü hani benim bir Peker sempatizanı olamayacağımı herhalde herkes anlamıştır. Ama bunu neden yaptığımızı da bir gazeteci olarak anlatabildiğimizi umuyorum. Aslında dönüp baktığımızda çok önemli açıklamalar yaptı. Türkiye kamuoyunu uzunca süre meşgul etti. Bir sessizliğe gömüldü. Türkiye'de sanki Peker unutuldu. Sizin bu belgeselinizle birlikte biraz daha Peker konuşulmaya başlandı. Sizce Peker unutuldu mu? Elbette. Türkiye'de neyleri unutmadık ki? Yani Sivas katliamından tut, Gar katliamına kadar, Hrant Dink cinayetinden Abdi İpekçi'ye kadar neleri unutmadık ki düşündüğün zaman? Yani Türkiye unutarak hayatta kalabilen bir halkın yaşadığı bir ülke. Bunu da kınamak için söylemiyorum. Belki başka çaresi yok. Yani biz hepsini hatırlayacak olsak hayat dayanılmaz olurdu herhalde. O yüzden de bunu da yadırgamıyorum. Ama her dakika bunları hatırlayarak yaşamak çok zor. Ama arada bize düşen bunları hatırlatmak bir. İkincisi peşine düşmek. Failleri ortaya koymak. Belgeleri peşine düşmek. Tanıkları konuşturmak. Yani halkın unutmasında bir şey yok. Ama bizim unutmamız ayıp olur hakikaten. Sen de belgeselle aslında unutmadığını, sana karşı tavrını da unutmadığını, yaptığı açıklamaları da unutmadığını bir kere daha aslında kayda geçmiş oldun diyelim. Belgeselle ilgili geri dönüşler nasıl? Hem Türkiye'den hem Almanya'dan merak ettim. Konuşuldu mu? Eleştirildi mi? Beğenildi mi? Benim için asıl sürpriz bu doğrusunu istersen. Hani hiç beklemiyordum. Çünkü Almanya'da şöyle bir şey var. Bir belgesel önerisiyle gittiğin zaman genelde bunun Almanya'yla ne ilgisi var diye soruyorlar. Evet. İlginç bir şekilde mesela Fransa'da bunu sormuyorlar. Fransa daha dünyaya açık. İngiltere'de bunu sormuyorlar. Yani ama Almanya'da böyle bir şey var. Yani saplantı halinde Almanya'yla bunun ilgisi ne? O yüzden doğrusu ikna etmesi 1,5 yıl sürdü. Ya bunun önemini anlatmak. Ve biraz Almanya ile bağlantılı şeyler bulmaya çalıştık. İşte Frankfurt'ta daha önceki bir dosya ya da buradaki bozkurtların hikayesi vesaire. Fakat umulmayacak derecede büyük bir şeye ilgi gördü Almanya'da. Yani normal reytinglerin çok üstünde bir reyting aldı. Üstelik Ağustos'ta Alman 1. kanalında prime time'da yayınlanıyor bir belgesel. Hani belgeselin izleyicisi hazır. Bu da bir de Türkiye ile ilgili.
O açıdan Almanları bile şaşırtan bir şey oldu, yankısı oldu. Alman meslektaşlarımız çok etkilendi ve hakikaten çok şaşırdılar. Onlarla birlikte izleme şansımız oldu. Ben bizzat gözledim. Sonra o kadar ilgi gördü ki VDR'de tekrar yayınlandı birkaç gün sonra. O arada şimdi bugün daha öğrendim ki Deutsche Welle satın aldı ve Deutsche Welle onu 6-7 dilde tekrar başka ülkelerde gösterecek. Orada İngilizcesini hazırladık. Uluslararası pazarda görücüye çıkacak belgeselimiz ve belki İngilizce olarak özellikle Arap dünyasında yayınlanması söz konusu. Yani dönüp bakıyorum hakikaten hani bütün bu yaşadıklarımızı ya da bize yaşatılanları dünyaya anlatabiliyor olmaktan dolayı gerçekten içten içe bir gurur hissediyorum. Öyle söyleyeyim. Türkiye'den aslında... bu arada Türkiye'de yani Almanya'da çok özür dilerim sen şeyimi tamamlayayım. Türkiye'yi de sordun çünkü. Almanya'da yayınlandı belgesel ama Almanya'da pek de adet olmadığı bir şekilde Türkçesinde çok ısrar ettim. Türkçesinde hazırlanması konusunda. Önce ne gerek var dediler. Yani burada yaşayan Türkiyeliler Almanca biliyor. Gerek yok diye. Ama ben ısrar ettim. Çünkü Türkiye'de de izlensin istiyordum. Nitekim onu kabul ettiler. Türkçe yayınlandı. Bu sefer başka bir engele takıldık. Türkiye'den ulaşım engeli vardı. Ona çok rica ettim. Ne olur bunu kaldıralım. Çünkü Türkiye'de bunu çok izleyecek insan var diye. Ve ona da kabul ettiler sonunda. Ve Almanya dışında da izlenebilmesine, sadece Türkiye'den izlenebilmesine izin çıktı. Ve o günden beri de hakikaten son iki gündür müthiş olumlu dönüşler alıyorum Türkiye'den. Aslında bir nevi sürgünde senin ve üretmekten, üretimden hiç vazgeçmiyorsun. Dönem dönem belgeseller görüyoruz, kitaplar, sergiler, pek çok etkinliğin var. Bu koşullarda üretmek zor değil mi? Üretmek iyi mi geliyor sana ya da sürgünde üretmek Türkiye'de üretmekten daha mı farklı? Şöyle söyleyeyim yani Türkiye'deki birçok meslektaşım biliyorum ki çok büyük zorluklar yaşıyor. Yani bazı konuları dile getirmekte, ele almakta, bazı konukları çıkarmakta tabu konular var. Hepimiz biliyoruz. Biz de Türkiye'de çok zorlanıyorduk birçok konuda. Şimdi yurt dışında olmanın bir şeyi olması lazım. Bir anlamı, bir avantajı olması lazım. Onu avantaja çevirmeye çalışıyoruz. Burada daha rahat sözümüzü söyleyebiliyoruz. Birincisi bu. İkincisi Zübeyde şöyle de bir şey oluyor. Yani sen meslektaşlarının bir kısmı hapiste, bir kısmı işsiz, bir kısmı emekli olmuş durumda. Bir kısmı işte hani çok kısıtlı koşullarda yayın yapmaya çalışıyor. Bir tür sorumluluk da hissediyorsun. Yani sen buradasın, sana düşen bir görev var neredeyse. Yani bunu bir görev kabul ediyorsun. Ve hani boşa harcadığın vakitte neredeyse vicdan azabı çekiyorsun. O yüzden yani temel motivasyon biraz da bu. Yani ya ben buradayım, onların yapamayacağı bir şeyi yapmaya enerjim var, pozisyonum var, olanaklar var. Yani işte Alman birinci kanalı böyle bir kapı arıyorsa ve dolayısıyla hani bunu en iyi şekilde kullanmam lazım diyerek onun verdiği bir motivasyon var. Ayrıca sen biliyorsun ben çalışmayı da severim yani. dolayısıyla evet yani 7/24 çalışıyorum. Bu yani şu iki ay içinde iki büyük belgeselimiz yayınlandı. Birisi Julian Assange, birisi bu Sedat Peker. Hakikaten çok gece gündüz çalışarak yaptık ama vicdanen kendimi iyi hissediyorum. Evet. Buradan tekrar sana teşekkür etmiş olayım. Birlikte çalıştığımız süreçler benim için inanılmaz büyük bir deneyimdi. Çok şeyler öğrendim. Hadi birbirimizi övelime dönmesin ama hayatımda gördüğüm en çalışkan insanlardan birisin. Buradan herkesle paylaşmış olayım. Sırada bir proje var mı? Yeni bir proje var mı? Elbette. Yani bitirdiğimiz gece hemen yenisine, hatta iki projeye birden başladık. Çok heyecan verici. Yani şuna çok sevindim. Kanal, Alman birinci kanalı bunun başarısını gördükten sonra bir mektupla resmi olarak yeni projenizi bekliyoruz diye bana yazdılar. Ve ben hemen cevap verdim. Hemen yenisine başlayalım diye. Gelecek yıl göreceğiz onu. Onun dışında da Deutsche Welle'de işte bir seri yapıyoruz. Her yıl bir ne diyelim özgürlük savaşçısının şeyini, belgeselini yapıyoruz. İşte önce Aslı Erdoğan'dı bir önceki yıl. Bu yıl Julian Assange yaptık. Gelecek yıl umuyorum ki İran'dan bir insan hakları savunucusunu ele alacağız. İlk defa söylüyorum. Onun üzerine çalışıyoruz şu anda.
İran kadın hareketi, kadın özgürlük mücadelesi, İran'da verilen büyük mücadelenin hikayesini bütün dünyaya anlatmanın bir yolunu arıyorum. Ve onun için kolları sıvamış durumdayız. Orada bir kitap projesi var, ona başladım. Yani boş durmayacağız. Onun farkındayım. Yeni projelere dört gözle bekliyoruz. Aslında bu yayını yaparken kendime söz verdim. Dedim ki sadece belgeselle ilgili konuşacağım. Başka sorular sormayacağım. Neler yapıyor? Yeni projeler neler dedim ama seni yakalamışken biraz belgesel dışında hakikaten bu konuyla ilgili senin ne düşündüğünü merak ediyorum. Çünkü çok sıcak da bir şey. Dün meclisteki görüntüleri nasıl yorumlarsın? Ve en önemli soru da bu, Avrupa'dan, yurt dışından o yumruklu görüntü nasıl yorumlandı, nasıl görünüyor? Ya ikincisiyle başlayayım. Hakikaten ne yazık ki artık Türkiye'ye biraz, demek ki Türkiye'de de böyle yaşanıyor şeyi oluştu. Eskiden böyle değildi. Eskiden dediğimde yani çok değil, 5-10 yıl önce. Ya işte ne demek yani, hani Türkiye Avrupa sınırları içinde bir ülke, bir NATO ülkesi, bir hukuk devleti olmak zorunluluğu var filan diye bakılıyordu ve orada yapılan şeyler şaşırtıyordu insanları. Şimdi son dönem özellikle işte 2016-17 sonrası Türkiye'nin otoriter rejimin daha da kökleştiği bir dönemde ya işte Türkiye'de oluyorsa normaldir. Yani işte gazetecilere saldırılar oluyor, mecliste kavgalar çıkıyor, bir sürü hukuksuzluk yaşanıyor, hayvanların katledilmesi söz konusu. İşte Türkiye'de demek ki böyle oluyor şeyin. Bu çok haksız, çok üzücü. Hepimizi yaralayan bir durum. Onun için Türkiye'nin böyle olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. En azından Türkiye'de yönetimde böyle bir anlayış, zihniyet oluşsa da halkın büyük çoğunluğunun buna karşı olduğunu, bunu tasvip etmediğini elimizden geldiğince anlatmaya çalışıyoruz. Meclis görüntüleri hakikaten hepimiz için çok yaralayıcı. Yani bu sokaktaki terörün neredeyse meclise yansıması ya da meclisteki milletvekillerinin rol model olarak ortaya çıkıp halka böyle bir mesaj iletiyor olması çok yaralayıcı bir şey. Yani söz hakkının böyle sınırlanması ve sözün karşısına şiddetle, yumrukla karşı konulması hakikaten hepimizi inciten bir şey. Ama beni daha korkutan bir şey var. Dün işte Bloomberg'de yayınlanan bir şey vardı, araştırma vardı. Önümüzdeki yıl en büyük kargaşa beklenen 3 ülke sıralamasında Türkiye 1 numara. Yani bu biraz alarm zili, kimseyi korkutmak istemem ama yani dün bizim mecliste izlediğimiz şey bana öyle bir korku veriyor ki yani bir yaklaşan kaosun alarm zillerini çalıyor ve bu meclisten başlıyorsa bu dalga dalga topluma yayılacak demektir. Bir, bunu panik yaratmak için söylemiyorum. Bunu bir uyanıklığa davet için söylüyorum. Yani hepimizin uyanık olması lazım. Hepimizin böyle bir oyuna gelmemesi lazım. Ve mecliste muhalefetin olur mu canım böyle şeylerde kalmayıp gerçekten çok daha kararlı bir direniş sergilemesi lazım. Sevgili Can, çok çok teşekkür ediyorum. Sıkışık bir zamandı. Seni adeta bulunduğun ortamdan koparttım, aldım. Buradan dostlardan da özür dilemiştim. Lütfen sevgilerimi, saygılarımı da ilet. Çok çok teşekkürler. Her zaman senin için hazırız Bey'de. Ben teşekkür ederim beni ağırladığın için. Yüksekti. Görüşmek üzere. Evet, sevgili Can Dündar konuğumuzdu. Belgeselini konuştuk. Aslında Can'ın sözünün üstüne çok da söz söylemenin doğru olmadığını düşünüyorum. Ve yayını noktalıyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.